gruba sesleniyorum. Kaldırın üzerine. Geçeceğiz. Açın o zaman. Hepsi orada biri kapatmışsınız. İki grup var burada. Yaşlılar, bayanlar ve çocuklar. Grubun içinden ayrılın. Bu size son ihtarımdır. Uyguluyor. Buradan tekrardan polise, kolluk kuvvetlerine söylüyorum. Basın açıklamalarını engelleme hakkına sahip değilsiniz. Bu anayasal suçtur. Varsa basın metninde bir suç unsuru gerekli işlemi yaparsınız. Toplumsal tecrit. 9 Ekim 1998 tarihinde uluslararası güçlerin ve bölgesel ülkelerin içinde bulunduğu bir konsept tarafından Sayın Abdullah Öcalan'a karşı geliştirilen komplonun politik ve toplumsal sonuçları bugün bütün yıkıcılığı ile devam etmektedir. 20. yüzyılın başında hiçbir kültürel ve ulusal sınırı hesaba katmadan Orta Doğu ülkelerinin haritalarını çizerek kaynağı olan küresel emperyalizm Orta Doğu'da kurmuş olduğu statikonun dışındaki bütün devrimci alternatiflere karşı aynı tasfiyeci yöntemi sürekli kullanmıştır. Bütün halklara umut olabilecek bir fikriyatın mimarı olan Sayın Abdullah Öcalan'a karşı geliştirilen komplo aynı zamanda büyük bir toplumsal dönüşüme ve yeni bir yaşam fikriyatına karşı uluslararası güçlerin müdahalesidir. Bir taraftan Kürt halkının özgürlük mücadelesini tamamıyla tasfiye etmeyi amaçlarken öbür taraftan halkları karşı karşıya getirecek bir iç savaşın zemini yaratılmak istenmiştir. Fakat Sayın Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ortaya koymuş olduğu demokratik çözüm iradesi ve bütün Orta Doğu'yu kapsayacak yeni bir yaşam paradigmasının bu topraklarda hayat bulması bu komplocu girişimi boşa çıkartmıştır. Bugün ağırlaştırılmış mutlak tecride rağmen Kürt sorunun demokratik çözümünün asli muhatabı ve müzakere gücü bugün de Sayın Öcalan'dır.